Efendim günaydın. 3 Aralık Pazartesi sabahından hepinize mutlu bir gün, mutlu bir hafta diliyoruz. Gökhan Dinç'le birlikte spor sayfasında, Life Plus ekranlarında sporun manşetlerini, gazetelerin spor haberlerinin detaylarını masaya yatırmak için karşınızdayız. Hafta içi 5 gün Life Plus'ta 10 ile 12 arasında Gökhan Dinç'le birlikteyiz ve haberleri ayrıntılarıyla masaya yatırıyoruz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Yüzün gülüyor. Beşiktaş dün derbiyi kazandı. Sen iyi bir Beşiktaşlı olarak bu durumdan hiç şüphesiz mutlusundur. Konuşmadık. İlk kez burada karşılaşıyoruz derbi sonrası. Ama ben bir Galatasaraylı olarak Beşiktaşlı kardeşim Gökhan Dinç'e tebrik ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Benim yüzümdeki tebessümün sebebi Beşiktaş'ın kazandığı ya da Beşiktaşlı oyuncuların kazandığı paralar, 3 puanlar, onlar bunlar değil. Ben o yüzden değil ama haftaya gülümseyerek başlarsanız haftanız gerçekten gülümseyerek geçer. Ağlarsak İşe başlar. Nasıl başlarsanız öyle gider. Ben Haluk Yürekli'ye rağmen yüzümde tebessümle başlıyorum güne. Düşünün, ben güne Haluk Yürekli'yle başlıyorum ve geceyi de Haluk Yürekli'yle bitiriyorum. Ona rağmen yüzümde tebessüm var. Dolayısıyla iyi bir şeyler hissetmeniz lazım haftanın başında. Bu güzel temennilerin, düşüncelerin için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Ve hemen gazetelerin manşetlerini hızlıca göz atıyoruz. Aa, hadi bakalım. Derbi manşetleri. Kartal zirveye varım dedi. Yaratıcı manşetler var. 6 puanlık zafer Hürriyet. Bence 9. Yer siyah, gök beyaz. Derbide zafer Kartal'ın. Foto maç. Kartal varım dedi of. Sabah. Keyiflendim bakıyorum ha manşetleri görünce. Hayır, hep her şey vardan. Hayır, var diyor ya herkes. Var var. Var sanki, mı Beşiktaş'a yan bakan? Var attı Beşiktaş'ın golünü çünkü. O da benzer bir şey oldu. Oldu. Hayır, Beşiktaş'ın golünü atmadı da Beşiktaş'ın bir tane penaltı, yani verilen bir penaltıyı hadi iptal abi, etti. Hadi. Beni yok etmek istiyorlar. Hürriyet. Hürriyet'i tebrik ederim. Manşete çıkacak tek açıklamaydı. Çakır'ı dünya konuştu. FIFA kokartlı hakemin verdiği kararlar Beşiktaş Galatasaray derbisinin en çok tartışılan konuları oldu sabah. Aslan kayıp. Galatasaray 4 Ocak 2015'ten beri deplasmanda derbi zaferi yaşayamadı. Kulübe farkı. Fanatik. Cimbom'u yok sayamazlar. Star. Abdurrahim Albayrak'ın çok tepki çeken maç sonu açıklamaları. Sonra düzeltti. Aslan'da protesto. Galatasaray yönetimi ve teknik heyet Beşiktaş'a ve alınan cezaları olan tavrını dünkü derbide de gösterdi. Milliyet. Akşam Ocak'ta transfer, Mart'ta seçim. Sabah inanmadan olmaz. Grupta kurallar belli oldu. 2020 elemelerinde Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti. A milli futbol takımımız Ali Dürüst ve Lucescu kura için. Servet Yardımcı da orada. Kadir Kardaş da genel sekreter. Evet, onları da söyleyelim. Kasımpaşa'yı yen, baskıdan kurtul. Fenerbahçe bugün kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zirvede Galatasaray, Başakşehir puan kaybetti. Zirve rakibi Kasımpaşa ile oynayacak. Bugün Fenerbahçe'ye 3 puandan fazla bir maç. Namusumuz üzerine söz veriyoruz. Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Ağoğlu'ndan Bordo Mavil camiaya. Çok iddialı bir cümle. Fanatik manşete çıkmış Sayın Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarını. Bir şey hemen demiyor ki canım. Yani çalışmak için söz veriyoruz. Hey, namus filan çok iddialı cümleler ya bunlar. Onun için öyle yani söyleyeyim. Çalışsan yani. Da çalışmasan da çalışmış olacaksın. Namus filan ne bileyim abi, namusumuz üzerine söz veriyorum. Daha neyse. Ha, bir de tek başına girdi biliyorsun. Hmm. Böyle üst perdeden konuşacak bir durum da yok. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sarpsborg karşısında muhteşem bir geliş. Bir telaffuz edemedin abi. Sarpsborg karşısında. Muhteşem, Gökhan'ın dediği takım karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atıp Avrupa şansını son haftaya taşıyan Beşiktaş, ligde de Galatasaray'ı yenip şampiyonluk iddiasını arttırdı. Kartal varım dedi. Derbide başrol varındı. Cüneyt Çakır her kararı için teyit aldı. Laiç'in penaltıdan Beşiktaş'ı öne geçirdiği gol de varın uyarısıyla geldi. Galatasaray'ın beklediği iki penaltı ise vara takıldı. Evet Gökhan Bey, dedin ki Beşiktaş'ın golünü var mı attı? Evet, var attı. Cüneyt Çakır penaltıyı vermemişti.
var. Cüneyt Çakır'ın penaltıyı vermeme kararını uyardı. Cüneyt Çakır gitti, verdi. Laiç attı. Genel olarak 90 dakikayı nasıl analiz edersin? Ben şöyle söyleyip sana pası atayım. Son yıllarda iki takımın adına yakışmayan, futbol olarak son derece vasatı aşamayan bir 90 dakika izledik. İki takımın sahadaki kadroları hiç isimlerine yakışır kadrolar değildi. Ve 1-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti. Maçtan önce Beşiktaş'ın favori olduğu, maç başlamadan önce Beşiktaş'ın favori olduğu, maç başladıktan sonra, daha doğrusu kadrolar açıklandıktan sonra Galatasaray'ın favori olarak görüldüğü bir maç başlangıcıydı. İlk 45 dakikada Beşiktaş iyi oynadı ve hani pozisyona giren, daha çok isteyen, rakibine isteğini hissettiren takım Beşiktaş'tı. İlk yarıda Beşiktaş oynadı, ikinci yarıda da Galatasaray sadece mücadele etti. Beşiktaş son dakikalara doğru da Galatasaray'ın artık emniyeti tamamıyla bıraktığı anlarda iki tane Caner'le ve Quaresma'yla net gol pozisyonu buldu. Maçın geneline baktığımızda derbi kalitesi yoktu. Evet, ama ben mücadele anlamında en azından sahadaki bazı oyuncular dışında, mesela Eren Derdi yok dışında, Galatasaraylı oyuncuların mücadelelerini tebrik ediyorum. En çok Beşiktaş, mesela mücadele eden Galatasaraylı futbolcu kimdi beğendiğin? Ben Mariano'yu beğendim mesela. Aynı zamanda Selçuk oynadığı dakikalar içerisinde mücadele anlamında mücadele etti. Fernando'yu beğendim. Nagatomo gitti geldi. Mücadele diyorum. Başka bir şey de yanlış anlaşılmasın. Teknik kapasitesi bu değil bu oyuncuların. Daha yukarıya çekilmesi lazım. Özellikle ikinci yarıda, ikinci yarının başında Şenol Hoca'nın yaptığı oyuncu değişikliğini gördüğüm an itibariyle ben gerçekten hani herhalde yanlış tabela kalktı, yanlış oyuncu çıktı ya da yanlış oyuncu giriyor dedim. Çünkü 1-0 önde giriyorsunuz. İkinci yarının hemen başında 1-0'ı korumak için güveni oyundan alıp bir oyuncu değiştirmek için 3 tane oyuncunun yerini de değiştiriyorsunuz. Mesela siz kimi aldınız oyundan Beşiktaş'ta? Güveni. Güveni. Kimi soktunuz yerine? Atiba'yı. Atiba'yı. 3'lü orta sahaya döndü. 4-3-3'e döndü. Galatasaray İstersen 4-3-3'e dön, istersen 8-2-5'e dön. Neye dönersen dön. Sen bir tane oyuncuyu değiştiriyorsun. Güveni çıkartıyorsun. Atiba'yı alıyorsun. Sen aynı zamanda Doruk'un Laiç'in yerine çekiyorsun. Laiç'i sağ kanada, sol kanada çekiyorsun. Mustafa'yı da öne atıyorsun. Bir oyuncu değiştirerek oynayan bir takımı ve rakibinin üzerinde baskı kurmuş bir takımı sen değiştirip bambaşka bir seviyeye sokuyorsun. Hiç gerek olmayan bir değişiklikti bu. Bu değişikliğin beraberinde Galatasaray'da biraz hareketlenme oldu. O hareketlenme anlarında Galatasaray pozisyon bulamadı. Üretken olabilseydi bugün bambaşka bir maç seyrediyor olabilirdik. Maçın hakemine gelince, ben maçın hakeminin ve VAR'ın sezon başından bu yana nasıl çalışması gerektiği konusunda ders niteliğinde bir maçı geride bıraktıklarını düşünüyorum. Cüneyt Çakır'ın vermediği tartışılabilecek bir tane pozisyonu var bence. O da Medel'in ikinci sarı kartı. Verilebilirdi de verilmeyebilirdi de o tartışılabilir, ama VAR'la birlikte yapmış olduğu, yürütmüş olduğu derbi maç performansına ben hayran kaldım açıkçası. Özellikle Cüneyt Çakır'ın mı performansına hayran kaldım? VAR'la Cüneyt Çakır'ın sağladığı uyum çok iyiydi. Cüneyt Çakır bence dün skandal bir maç yönetti, ama VAR Cüneyt Çakır'ın bütün kararlarını doğruya çevirdi. VAR da zaten hakemin vermiş olduğu kararların yanlış ya da doğru olduğunu ortaya çıkartmak için varlığını sürdüren, VAR olan bir şey. Dolayısıyla hakem yanlış karar verdi, ama yanlış karar verdiği anlarda ya da VAR'ın uyarıları uyardığı anlarda monitöre gidip pozisyonu tekrar değerlendirdi ve doğru kararı verdi. Siz VAR'dan adalet bekliyordunuz. VAR'dan adalet bekliyorsanız alın size adalet. Hakem hatalarını da düzeltiyor veya hakemin vermediği pozisyonları da verebiliyor. Ben tartışılabilecek penaltı pozisyonları üzerinden hızlıdan hızlıya geçeyim. Ardından gazete manşetlerinden tek tek konuşuruz. Tartışılacak kaç tane pozisyon var? 3 tane pozisyon var değil mi? Vida'nın penaltısı. Eren'e yaptığı hareket penaltı mı? Şöyle bir tane koluna çarpan pozisyon var. Şöyle o penaltı mı? Ozan'ın Mustafa'ya yaptığı hareket çift vuruş mu? Bir de Medel'e ikincisi verilen ikinci sarı kart verildi. Bence ikinci sarı kart verilebilirdi. Medel atılmalıydı, evet. Ozan'ın Mustafa'ya yaptığı hareket çift vuruş mu değil mi? Dünyanın her yerinde o pozisyon için günlerdir tartışılıyor. Yani saatlerdir tartışılıyor daha doğrusu.
ayakla oynama mesafesinde falan olduğunu düşünmüyorum ben. Ozan'ın boyuyla rakip takım oyuncunun boyu arasındaki fark ya da Ozan'ın boyunun mesela Medel'le pozisyona giriyor olsaydı Ozan'ın ayak boyuna mı bakacağız yoksa Medel'in vücut boyuna mı bakacağız? Dolayısıyla ben o pozisyonun kesinlikle çift vuruş olduğunu düşünüyorum. Bir de Galatasaray camiası Fenerbahçe maçında verilmeyen taçı konuştu. Şimdi de bir tane çift vuruşu konuşuyor Galatasaray. Ya inanılır gibi değil. Koskoca Galatasaray bir tane taç, bir tane çift vuruşla puan kaybetmiş. Galatasaray'da sosyal medyada herkes bunu taraftar konuşuyor. Taraftar konuşuyor, başka bir şey. Dolayısıyla birazcık kendisine çeki düzen vermesi lazım Galatasaray'ın. Galatasaray pozisyona giremiyor. Bir tane pozisyonu var. Ozan'ın direkten dönen topu. Ama onun üzerinden kalkıp Galatasaray vay efendim Cüneyt Çakır o pozisyona çift vuruş vermemişmiş mi? Yok efendim Vida'nın pozisyonuna dünyanın herhangi bir yerinde penaltı diyebilecek insan ben tanımıyorum açıkçası. Vida'nın o Medel'in vurup da koluna çarptığı pozisyon için söylüyorum. Bizim burada kameraman arkadaş var. Sen hangi maçı izledin abi diyor. Onun fikri odur. Herkesin fikri farklı. Bizim stüdyoda benim kameramanların tamamının fikri Vida'nın penaltı olduğu. Tabii şimdi. Sen hangi takımısın birader? Belli. Galatasaraylı adamın ne düşünmesini bekliyorsun? O da Galatasaraylı. Sen hangi takımısın? O da Galatasaraylı. Ne bekliyorsun ki? Sen hangi takımısın? Galatasaray. O yüzden Skandal. Tabii Cüneyt Çakır skandal bir maç yönetti Galatasaray'a göre. Ben objektif bakarak söylüyorum. Medel'in atılması gerekiyordu. Medel'in atıl pozisyonunun yani atılmasının dışında Cüneyt Çakır'lık bir iş olduğunu düşünmüyorum. Cüneyt Çakır iyi maç yönetti mi? Bundan önce verdiği kararları hiçbir türlü monitöre gidip ya da VAR'a sorup danışan bir isim değildi. Ama son tartışmalardan sonra dur ya ben de bir bakayım dedi ve günlerdir VAR çıktığından beri söylediğim bir şeyi yaptı. O yüzden Cüneyt Çakır teşekkür ediyorum. Ne yaptı? Vermiş olabilirsin pozisyonu. Kararı vermiş olabilirsin ya da vermemiş olabilirsin. Eğer ki VAR sana bir şey diyorsa mutlaka dön bir git bak. VAR evet dese de git bak. VAR yok dese de git bak. Bunların hepsini yaptı. VAR'ın neden VAR olduğunu Cüneyt Çakır bugün gösterdi. Cüneyt Çakır iyi maç yönetti mi? Kötü maç yönetmedi. İyi maç yönetti mi? Kötü maç yönetmedi. De iyi maç yönetti diyorsun yani. Yani kötü maç yönetti. Eğer dün VAR olmasaydı hani sezon başından beri sen ve senin gibiler VAR'a karşılar ya. Yani senin gibi düşünenler. Bak VAR'la beraber değerlendiriyorum ben. Ben VAR'la beraber değerlendirmeyeceksin abi. Nasıl sen değerlendirmeyeceksin? Olur mu? Niye VAR? VAR niye VAR o zaman? VAR'ı niye değerlendiriyorsun? VAR yüzünden yaktınız ortalığı. VAR yüzünden yaktınız ortalığı geçen hafta. VAR zaten VAR adaleti sağlayan birinci öncelik tamam. Hakem olmalı. Dün Cüneyt Eğer Çakır, birinci sahada... öncelik hakem adaleti sağlayabiliyor olsaydı VAR olmaz. Tamam. Birinci öncelik hakemin sahada adaleti sağlaması. Dün Cüneyt Çakır sahada adaleti sağladı mı 90 dakika boyunca? Tek başına sağlayamazsın tamam, ki. Tamam işte, sağlamadı. VAR. Yani eğer VAR olmasaydı dün hani birçok insan karşıydı ya VAR'a. Sen de bunlardan bir tanesiydin. Ben VAR'ın varlığına karşı değilim. Böyle söylersen yanlış anlaşılabilir. Ben VAR'ın başındaki Türk hakemi olduğu sürece adaleti sağlamayacağını adaleti sağlayamaz. Kafalarının dün, temiz olmadığını düşündüğüm için dün adaleti sağladı değil mi VAR? Evet. Bence sağladı. Yani eğer dün VAR olmasaydı maçın hakemi Cüneyt Çakır. Abi VAR varken VAR'ı konuşuyoruz. VAR varken yine abi VAR'ın yokluğunu konuşuyoruz. Ben Cüneyt Çakır performansını konuşuyorum şu anda. Cüneyt Çakır'ı tek başına değerlendiremezsin ki. Hakemin hepsini değerlendireceksin. Maç nasıl yönetildi diye değerlendireceksin. O zaman sen mesela Bahattin Duran'ı niye tek konuşmuyorsun? Yardımcı. Niye konuşmuyorsun? Bahattin Duran'ı da konuşalım. Konuş. Bundan peki önce ben, hiç konuştun abi mu? Bende bir standart var. Ben Hüseyin Göçek'in düdüğün asılmasının yanlış olduğunu söyleyen bir adamım. Çünkü yani akan oyunda bunu yanlış verebilir dedim. Hüseyin Göçek'in iyi maç yönettiği anlamına gelmez bu. Hüseyin Göçek yanlış bir karar verdi. VAR o kararı düzeltemedi. Orada sorumlu VAR'daydı. Yani eğer dün tıpkı mesela o zaman tıpkı akan oyunda maçında, Cüneyt Çakır yanlış karar vermiş olamaz mı? Olabilir. Tamam. O zaman niye Cüneyt Çakır'a rezil bir yönetim saygıladı diyorsun? Kötüydü diyor. Rezil demiyorum. Kötüydü diyorum. Hüseyin Göçek normal diyorsun. O da kötüydü. Normal diyorsun. Ben düdüğü asma konusunda diyorum. Hayır. Hüseyin Göçek'in vermediği pozisyonu sen normal dedin. Akan oyunda görmeyebilir dedim. Tamam Cüneyt Çakır'da akan oyunda böyle ama görmüş olabilir. Bak akan oyunda görmemesi iyi maç yönettiği anlamına gelmez Hüseyin Göçek'in. Hüseyin Göçek iyi maç yönetti mi? Kötü maç yönetti. Tamam o zaman onu söyle. Sen çok normal dersen normalleştirmiş oluyorsun şunu şey hatalarını. Ya böyle araya girersen olmuyor. Hüseyin Göçek düdük asmasını gerektirecek bir şey yapmadı diyorum. Düdüğü asacaksa Ali Sözkaya'yı asacak diyorum. Tıpkı bu hafta Fırat Aydınus Rize maçında birebir aynısı. Değil mi? Rize maçındaki Fırat Aydınus çaldığı penaltıyı gördün mü? Hmm. Bülent Yıldırım VAR hakemi. Birebir Hüseyin Göçek'le Halis Özkahya'nın aynısı. Bir tanesi Galatasaray'ın başına geldi. Diğeri Ankaragücü'nün başına geldi. Şimdi buna
Hüseyin Göçek'le Halis Özkahya'yı dinlendirmeye alan MHK ya da Türkiye Futbol Federasyonu aynısını Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırım'a da uygulayacak mı? Birebir aynı pozisyon. Yani dünkü meseleye gelince de Cüneyt Çakır eğer VAR olmasaydı dün Beşiktaş'ın attığı goldeki penaltıyı vermemişti. VAR tarafından iptal edilen Galatasaray'ın lehine olan penaltıyı vermişti. Yani tam tersi bir sonuç çıkabilirdi. Türkiye'de o sebeple VAR'ın, Cüneyt Çakır bence iyi bir maç yönetmedi diyorum. Cüneyt Çakır'ın kötü maç yönetmesini söyleyebilmek için şöyle yapmak lazım. Eğer ki Hüseyin Göçek gibi veya da VAR'daki hakem gibi, Halis Özyahya gibi, VAR seni uyardı, gitmedin. VAR seni uyarmadı, gittin. Bu tartışmalar olmuş olsaydı eğer Cüneyt Çakır kötü maç yönetti diyebilirdik. Cüneyt Çakır elinin altında bir teknoloji var. Düdüğü çalıyor, böyle yapıyor abi. Sakin diyor. Sakin. Tamam, ben yanlış karar vermiş olabilirim. Bekle. Bakalım. Gider bakarız. Sakin ol dedi. Gitti hepsine. Baktı. Düzeltti kararları. Abi sistem o yüzden geldi zaten. Birinci Haluk, o zaman neyi tartışıyorsun göreli abi? Göreli bu hakemin zaten. Yani o zaman neyi tartışıyorsun? VAR varken sadece Cüneyt Çakır'ı VAR olmasaydı diye değerlendiremezsin. Çünkü artık VAR. VAR varken sen sadece Cüneyt Çakır'ı değerlendiremezsin. Tek başına değerlendiremezsin. Çünkü adam gitti mi VAR'a? Gitti. Verdiği kararda gitti mi? Gitti. Vermediği kararda gitti mi? Gitti. Yani yapılabilecek protokole uygun her şeyi yerine getirdi ve bence sadece bir tek pozisyonda, Medel'in pozisyonunda tartışılabilecek bir karar verdi. Çünkü VAR ona müdahale etmiyordu. Eğer VAR ona müdahale edebilecek bir protokole sahip olsaydı, emin ol Cüneyt Çakır o pozisyonda da gidip VAR'a bakardı. Bir pozisyonda da Bahattin Duran'ı eleştiriyor muyuz dedin ya, onu da eleştireyim madem öyle. Feghouli'nin bir pozisyonu var, Selçuk'un direkten dönen topu. Belki gol olsa Selçuk'un pozisyonu, geri dönemeyecek. VAR'a dönemeyecek. Yani orada offside var mı? Çok ince. Varsa da çok ince. Olmayabilir de. Caner bozuyor olabilir. Feghouli önde oluyor olabilir. Ama bunu tartışılır hale getirmemesi lazımdı. Bitsin pozisyon, ondan sonra kaldır. Selçuk'un, hatırladın mı pozisyonu? O da yavaş yavaş oturacak. O da yavaş yavaş oturacak. Çok erken başladı VAR. Bu da Galatasaray eski başkanı, eski Kulüpler Birliği başkanı Dursun Özbek başkanın sürekli Kulüpler Birliği'ne bağlı kulüplerin baskısıyla VAR'ı bu kadar erken istemelerinden kaynaklandı. VAR eğitimi tamamlanmamış. Daha böyle derme çatma bir yapıyken küt diye birden Türk futbolunun içerisinde bulduk. Hakemler eğitilmemiş. Hakem bilmiyor. VAR bilmiyor. AVAR bilmiyor. Futbolcu bilmiyor. Futbolcu gidiyor bile sürekli böyle yapıyor falan. O mesela sarı karttı daha önce. Daha önce sarı böyle, karttı şimdi yok. Böyle yapıldığı zaman. Muslera böyle yapıyor, nasıl? Onu mesela VAR görmüyor mu? Anladın mı? Hani görmez böyle, olur mu ya? Ekranda böyle biz görüyoruz. Tık tık tık, o iptal oldu falan filan. Biz bu görüyoruz Muslera'nın yaptığını işte, VAR görmez mi? İşte o zaman hakem niye kart verecek, sarıyı verecek Muslera'ya. O zaman niye vermiyorsunuz abi yani? Ben bunlara bakarsak bir sürü şey çıkar, tartışılacak. Bir de kalkmışlar mesela, yok Ozan'ın Mustafa'ya yaptığı hareket ayak seviyesinde mi, yok kafa seviyesinde mi, bel seviyesinde. Lan bir tanesi 1.95, bir tanesi 1.55. Kimin kime göre ayak seviyesi? Sana göre, kimin ona kime göre işte. Tamam işte, Cüneyt Hoca'ya göre çift bence, vuruşmuş. Geldin sen dön, Vida'nın pozisyonu. Vay efendim, Vida Eren'le çarpışmış. Vida Eren'le çarpışıyor, vay efendim. Ya bak, çünkü VAR'ın müdahale etmediği pozisyonları konuşarak VAR'ın protokolüne aykırı olan, protokolünde yazmayan pozisyonları konuşarak VAR olma çabası içerisinde olan insanlar var bu ülkede. Ve bazıları da bu pozisyonları konuşarak kendi hatalarını örtüyorlar. Vay efendim serbest vuruş, vay efendim taç verilmedi. Ya onlara da VAR baksın istiyorsanız. Onlara da VAR baksın istiyorsanız. Zaten dün VAR her şeye baktı ya. Cüneyt Çakır, ben o sebeple Cüneyt Çakır, ben o sebeple Cüneyt Çakır'ı çok beğenmedim. Yani ve adam her baksa kabahat, bakmasa kabahat ya. Abi her şeye de bakılmaz o kadar ya. Baksa yani, kabahat, hangisi her şeye bakacak? Abi bu belli ki bir talimat almış. Offside'a baktı. Yani şöyle bir talimat almış bakmadı. Hakemler. Penaltıya baktı. Aman gözünüzü seveyim. Baktı. Her şeye bakın demişler yani. VAR aman, bu derbi havasında yanlış mı, değil? Doğru. Yani çok bıçak sırtı bir derbi. Ama şimdi 6 sen dakika abi, ilk yarıya. Sen öyle söylüyorsun hem böyle söylüyorsun. Gökhan'cığım öyle yani. Demiyorum ya. Hem öyle, değil, öyle demiyorum. Öyle diyorsun hayatım, öyle demiyorum. Ya. Öyle diyorsun. Az önce diyorsun ki VAR'a bakmadı, tamam. Derbi maçı, sonra işte çok balık sırtı tamam. Durum. Baksa ama da olur, bakmasa da olur. Oyunun bütün yani temposu kayboldu. Oyunun yani temposu kayboldu. 6'şar dakika, 6 dakika ilk yarıya, 6 dakika ikinci yarıya, 12 dakika. Yani 100 dakika oyun oynandı dün. Niye? Çünkü her şeyde abi bakalım. Dur bir. Tamam, bir bakacağız abi, hiç acele etme. Şunu kabullenmek yani lazım. Dünkü derbideki pozisyon sayısı tartışılabilir ve VAR'a başvurulacak pozisyon sayısı normal maçınkinden 2-3 kat daha fazlaydı. 2-3 kat daha fazlaydı. Bunu en fikir olmamız lazım. Normal şartlarda maçın VAR hakemi Halis kimdi? Mete Kalkavan.
Normalde Vida'nın pozisyonunun penaltı olmadığını bilmiyor mu Mete Kalkalan? Biliyor değil mi? Ama o sorumluluğu almak istemiyor işte. Cüneyt atıyor. Yani diyor abi, ki ama bari, ben almayayım. Çünkü sen bir bak. Sen bir bak. E sen abi işte burada diyor daha birinci dakikada ben izledim pozisyonun penaltıyla alakası olmadığını söyledim kendi kendime. Abi sen hakem değilsin ya. Sen televizyonun başında izleyen bir adamsın. Kendi adam kendime söyledim. Ama sen kendi kendine söylüyorsun. O adam söyleyince bütün ülkeyi ilgilendiriyor. O adam gidecek bakacak abi bundan daha check edecek. Double check yapıyorsun ya. İşte ben de kendi diyorum. Gözlerine bakıyorsun sonra olmadı gidiyorsun. Böyle bir teknoloji var. Böyle bir imkan varmışlar abi. Gidip niye bakmıyorsun? Abi böyle bir imkan vermişler de. Hem bana şunu yani söyle kadar... Galatasaray derbiyi VAR yüzünden mi kaybetti? Hayır. Tamam. Ben zaten hiç öyle bir şey söylemedim ki. Bence dün ben bir de ilk günden beri VAR'ı savunuyorum. VAR %100 adaleti sağlıyor. Ama VAR'da da her şeye de bakılmaz abi. Vida'nın pozisyonuna VAR'daki hakem penaltı değil kararını verecek ve devam ettirecek. Zaten Cüneyt Çakır görmüş o pozisyonu. Devam abi, et abi. Ondan sonra diyorsunuz ki vay efendim niye VAR'a gitmedin? Abi, ya bir git bak diyorsun. VAR'daki hakem sorumluluk alırsa gitmez. Bak şimdi. Ama doğru karar verecek. Gitmeli mi gitmemeli mi? Oradayız. Gitmez var değil. Hakem, gitmeli mi gitmemeli mi? Bak eğer VAR hakemi sorumluluk alıyorsa ve doğru karar veriyorsa ya doğru karar veriyorsa ne demek abi? Doğru karar verip vermediğini tartışıyoruz zaten. Hayır tamam işte ben diyorum ki Vida'nın pozisyonunda yani ya sana göre işte, bana göre pozisyon var mı? Kural çok açık diyor. Yani kendi takım oyuncusu uzaklaştırıyor. Evet. Arkası dönük çok yakın mesafe topu eline çarpıyor. Eline çarpmadan önce de göğsüne çarpıyor bu arada. Göğsünden eline geliyor top. Yani zaten alakası yok penaltıyla pozisyonun. Anladın mı? Yani bunu Mete Kalkavan oturacak, süzecek. Ama şimdi çok tartışıldığı için var. Öyle bir noktaya gelmiş ki dün. Benim anlatmaya çalıştığım şey yok. Dün özelinde anlatıyorum. Yani hadi en ufak bir meselede aman abi başımıza bir iş gelmesin. Hocam bir bak. Tamam peki ben bir gideyim bakayım. Her pozisyonda bakılmaz. Her pozisyon değil ki abi. İki tane kaç kere baktı? Üç mü? Üçten fazla. İki tane penaltıya Beşiktaş'ın baktı. Penaltı pozisyonuna baktı. Bir tane Vida'ya baktı. Üç. Vida'ya baktı. İki. Şeyde incelendi. O Eren'in pozisyonu incelendi. Tamam, üç. Bir önceki Onyekuru incelendi. Dört. Mesela Onyekuru'nun pozisyonuna penaltı diyen insanlar var ya. Ya inanılır gibi değil ya. Onyekuru'nun pozisyonuna penaltı demeden önce Onyekuru'nun Necip'e yaptığı harekete bir bakın ya. Necip'e yaptığı hareket faul mu? Necip'e yaptığı hareket yüzünden Necip düşüyor. Düşerken de aynı anda o ayağına takarken ötekisi de elle vuruyor. Bu kadar basit. Şimdi abi. Pozisyon, oyna devam. Doğru pozisyonu karar. Pozisyonu şöyle tartışıyorsak Necip'e yaptığı hareket bence de faul. Yani faul bizim hakem standartlarımızda faul yani. Normalde İngiltere'de faul değil de. Bozuyor yani. Hani yere düşmesinin sebebi bence Onyekuru. Ya da yani en azından tetikleyen sebebi. Eğer orada faul çalınmıyorsa penaltı çalınabilir. Ama ben de orada faul olduğunu düşünüyorum. Yani totalde ben de pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum. Yani dün Galatasaray artık şuna bakacak. Yani vardı, oydu, hakemdi, oydu, buydu filan değil. Galatasaray haftalardır maç kazanamıyor. Yani bunun sebebi tamam diyelim ki Türkiye Futbol Federasyonu. Diyelim ki VAR, diyelim ki hakemler. Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışıyorlar filan. Abi tamam Konyaspor maçında inanılmaz bariz bir hata yapıldı. E sen atsaydın abi Onyekuru karşı karşıya. Atsaydın sen. Ya benim dediklerime ne güzel geliyorsunuz. Galatasaray 6 artık... haftada... Bak Galatasaray, Haluk Yürekli. Galatasaray abi, son 6 haftada ne zaman geliyoruz? Ben son 6 haftada hep benim söylüyorum. Abi bırakacaksınız hakemleri tartışmayı. Sen kendin gol atacaksın. Tamam ben kendime bakayım da hakemler kendine bakmasın mı? Kardeşim Galatasaray 6 haftadır maç kazanamıyor ya. Tamam. 6 haftada sadece bir tane maç kazanmışsın. Sadece bir tane maç kazanmışsın. Galatasaray Bursa 1-1 içeridesin. Rezillik. Yeni Malatya 2, Galatasaray 0. Rezillik. Galatasaray 2, Fenerbahçe 2. Skandal. Kayseri 0, Galatasaray 3. Deplasmanda Kayseri'yi yeniyorsun. Oh rahat ben kazanmaya başladım diyorsun. Kayseri'yi de yenmeyen sonra dönüyorsun. Yok. Efendim? Kayseri'yi de yenmeyen yok. Heh. Galatasaray 1, Konya 1. Beşiktaş 1, Galatasaray 0. Ya kardeşim her maçta mı hakem hatası var ya? Var. Her maçta mı? Hadi söyle bana Bursa maçında ne oldu? Maçında var. Bursa maçında ne oldu? Yeni Malatya maçında orada ne oldu? Yok, Beşiktaş yok. Maçında ne oldu? Ha, yani hatasız olan hakem hatalarının olmadığı maç. Kayseri maçı. Kayseri yer gelen geçen dövüyor zaten. Sen kalkıyorsun şimdi. Fenerbahçe maçında da var, Konya maçında da. Aha. At yani, abi bir tane daha. Ediyorsun ya. İşte ben sana. Yani ne oldu? Onyekuru at abi karşı karşıya 2-1 2-0 yap. Abi ben söylüyorum. O kısmıyla ilgilenme diyorum artık. Galatasaray. Tamam senin önünü kesiyorlar. Onu söylüyor. Kimsenin önünü yani kestiği falan yok abi. Burada iki tane Galatasaray nasıl kimsenin yok? Kimsenin önünü kestiği yok. Ne Türkiye Futbol Federasyonu, ne MHK, ne hakemler kim? Bu bırakın abi bu işleri. Hüseyin Göçek'le. Bırakın bu işleri. Hüseyin Göçek'le. Eğer bunlar bu şekilde. Niye askıya alındı?
Çocuğu maç yönettiler. Tamam. O zaman niye Fırat'ı bekliyorsun? Eren Derdi yok. Niye oynuyor abi hala Galatasaray'da? Tamam, o başka bir şey abi. Nasıl? Ya, ya, hayret bir şey ya. Böyle bir tartışma mı var ya? O neye var? O başka bir şey. Tamam, bu neye var? O başka bir şey. O var. Ben onu söylemiyorum. O zaman sen sor, ben cevap vereyim. Allah Allah. Böyle bir şey var ya. Sen sor, ben cevap vereyim. Eren niye oynuyor Galatasaray'da kardeşim? Bilmem. Eren kötü topçu mu? Kötü topçu. Ha, bilmem ne. Bilene sorayım. O zaman sana soruyorum. Eren niye oynuyor Galatasaray'da? Mecburiyetten değil mi? Eren alternatifin olsa oynatır mısın? Oynatmaz. Yok abi, Hüseyin'in alternatifi vardı. Gönderdin. Hüseyin yerine başkası gelecek. Bitti. Tamam. Hüseyin'le o zaman soru şu. Hüseyin'le Halis Özkahya'yı niye düdük astırıldı? Kötü oldukları için dedin değil mi? VAR protokolüne uymadık. Uymamışlar tamam. İşte. Fırat Aydınus'la Bülent Yıldırım asılacak mı? Onlar da asılacak. Asıldı diyelim. Tamam, o zaman standart var. Asılmazsa? Bilmem. O zaman bir bilene sorayım. Anladın, böyle nasıl? Tartışılıyor muymuş? Asılmazsa? Tartışılıyor muymuş? Hayır, çünkü ben bu meseleyi konuşuyorum. Sen Eren'e getiriyorsun meseleyi. Hakem konuşurken ben Eren'e getirmiyorum kardeşim. Ben başka bir şey getiriyorum. Dinlersen anlayacaksın. Şimdi bir insan kötü performans sergilediğinde... Ya Gökhan'cığım, bunu dinlerse anlarsın ne ya? Ben diyorum ki sana, iki tane hakem bu pozisyonda Allah ne olmuş Allah. Diyorum. Öbürüne örnek vereceğim. Eren'i anlat bana diyorsun. Ben diyorum ki Eren kötü topçu mu? Kötü oynuyor değil mi? Kötü oynuyor. Kötü topçu ayrıca. Kötü topçu, kötü oynuyor. Evet. Kötü oynadığı için oynatmazsın değil mi? Oynatmam. Tamam, işte hakem Hüseyin de kötü hakemlik yaptı, oynatmıyor. Bu kadar basit. Tamam, ben de diyorum ki şimdi aynı noktadayız. Fırat'la Bülent Yıldırım'a ne olacak diyorum. Çaykur Rizespor Ankara Gücü maçında Hüseyin Göçek'le aynısını yapan... Bilmiyorum ki. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım ne yapacaklar. Sen de... Hayır. Sence ne olacak diye. Bence ne olacak? Bence devam edecek. Yanlış mı? Yanlış. Evet. Ama Eren'in oynaması da yanlış. Tamam abi, o Galatasaray'ın sorunu. Hayır. Zaten onu ayrı değerlendirelim. Bak, hayır. Onu şuradan şuraya bak. Başka bir perspektif açmaya çalışıyorum sana. Fatih Hoca, Eren kötü de olsa Eren'i oynatmak zorunda mı? Değil. Değil abi, Galatasaray 10 kişi oynuyor Eren'le. Fatih Hoca'nın bence son derece sezon başından beri Sinan ve Eren'le ilgili yaptığı son derece takıntılı bir davranış. Yani kendisi bilmiyor mu Eren'i, antrenmanda görmüyor mu? Beşiktaş derbisinde hiçbir şey yapamayacağını bilmiyor mu? Konya maçında hiçbir şey yaptığını görmüyor mu? Schalke maçında hiçbir şey yaptığını görmüyor mu? Görüyor. Oynat abi, Muğdat oynat. Maykon'u gönderdin. Muğdat oynat diyor ya. Gönderdin, Maykon'u gönder. Abi tamam, de ki durum bu. Muğdat abi, bana Eren'le Muğdat arasındaki farkı söyler misin? Hayır, onu başka bir. Şu an farklı bir şey konuşuyoruz. Onu istiyorsan Galatasaray bölümünde konuşalım. Ben şunu söylemek istiyorum. Hayır, şimdi diyorsun Fatih ya, Eren'i oynatmak zorunda. Zorunluluğumuz var. Bence yani. Bir tane golcü Eren varsa, Eren'i yani başka alternatifin yoksa, Muğdat'sa alternatif. Oynamıyor. Oynatmazsın. Yani Eren'i oynatırsın yani. Abi 10 kişi oynuyorsun. Hayır, Eren oynamış ama Muğdat diyorum ben. Onu konuşuruz. Bence rezil bir performans. Galatasaray formasını hak etmiyor. Sen sahip çıkıyordun adama, geldi. Ya adamı şey yapıyordunuz. Ben sahip çıktığım sene Kasımpaşa'dan geldiği sene. Allah, geldiğinden de bir şey oynamadı. Tamam, o bence oralarda yine iyiydi. Hiç orada da oynamadı, burada da oynamadı. Galatasaray forvet olacak adam diye. Galatasaray forvet olacak adam bu en az 20'lik atacak. Bu performansıyla. 20'li atacak bu yani. Bu performansıyla futbolcu olacak performansı. Tamam Eren, zaten karakter anlamında da sıkıntısı var. Onu bilmem. Yani o karakter mesela Porto maçından yaptıktan ya Porto maçı öncesinde yaşattığı şeyler ve bir türlü iyileşmemesi, sonra birden bir iyileşmesi, sonra Fatih Hoca zorunda kalarak oynatması, bütün bunların hepsi aslında başka zafiyetlerin olduğunu da gösteriyor. Eren Derdi yok konusunda hem Eren'in hem de Galatasaray'ın. Onu bilmem ama skandal. Ben şunu söylüyorum. Eren'in hala Galatasaray'da oynuyor olması skandal. Bak, Eren konusunda nasıl bir tercih yapıyor ve seni sinirlendiriyorsa Fatih Hoca, MHK'de kötü maç yöneten hakemlere sürekli maç vermesiyle bizleri sinirlendiriyor değil mi? Beni sinirlendirmiyor. Ben standarttan bahsediyorum Gökhan'cığım. Ahmet'e, Mehmet'e göre karar olmaz. Karar Ahmet'e, Mehmet'e göre verilmez. Hüseyin Göçek'le ya da maça göre verilmez. Hüseyin Göçek tüm Türkiye'nin gözünün önünde Galatasaray'ın Konyaspor maçında saçma sapan bir penaltı kararı verdi. Maçın hakemi, VAR hakemi Halis Özkahya'ya da ona dedi ki gitmene gerek ve yok bunun dedi. Adı da, biz yerden yere vurduk değil ve mi? Ve bunun adı da Galatasaray'ı doğramak mı? Yani, operasyon mu? Ben o noktada değilim ki ya. Ben o noktayı soruyorum. Galatasaray'a bir operasyon mu çekiliyor? Abi niye anlaşamıyoruz bu sabah? Orayı ayrı konuşalım. Benim başka, ya gelmeye çalıştığım yer başka. A'ya B'ye göre C'ye D'ye vermezsen olmuyor işte. İnsanların vicdanında sıkıntı yaratıyor bu. Tamam. Onu anlatmaya çalışıyorum abi. Eğer Merkez Hakem Kurulu Hüseyin Göçek'le Halis Özkahya kararında samimiyse, Fırat Aydınus'a da Bülent Yıldırım'a da maç vermemesi lazım. Ben şimdi buradan bekliyorum. Sen ne diyorsun? Verecekler. %100 verecekler. Çünkü Fenerbahçe derbisinde Galatasaray 10 kişiyken, o 2-0 öndeyken Fenerbahçe'de Alper Potuk'u atsan arkadan vurduğu kart, kırmızı kart, bambaşka bir şey konuşuyor olacağız. Hiç buralara gelmeyecek. Cahil son birine tokat atmayacak. Anladın mı? Bütün seyri değişiyor işin. Ben bak,
Bu işin sorumlusu hakemdir filan demiyorum. Ama herkes işini yapacak abi. Fatih Terim de işini yapacak. Ha, gelelim işin o boyutuna. Fatih Hoca onunla kavga, bununla kavga, öbürüyle bilmem ne. Ya bir Jailson bir tokat attı, Galatasaray darmadağın oldu ya. Fenerbahçe yönetimi bir tokatla koskoca Galatasaray camiasını dağıtan Jailson'a ceza değil bence prim verse daha mantıklı olur. Sağ içinde bir tane tokat attı Jailson. Koskoca Galatasaray camiası darmadağın oldu. Hocasıyla darmadağın oldu. Takımın motivasyonu dağıldı. Taraftarın motivasyonu dağıldı. Ya 40 bin kişi antrenmanınıza geliyor sizin. Para verip geliyor. Sizin ortaya koyduğunuz Eren derdi yok. Mücadeleye bak ya. Ya biraz rahatsız olsana kardeşim. Olmaz Eren abi. Eren biraz rahatsız ol ya. Biraz rahatsız olduğunu hissettir ya. Niye ya rahatsız niye olsun? Senin böyle bir hani İngiliz kraliyet ailesindeki gibi böyle istifini bozmayan bir halin şeyin var ya. Anlayamıyorum. Vallahi anlamıyorum ya. Gökhan niye rahatsız olsun? Nasıl mı niye rahatsız olsun? Niye rahatsız olsun? Çünkü 40 bin kişinin geldiği ya kardeşim ya beni ya neyse abi ben konuşmayacağım vallahi ya. Niye rahatsız olsun abi? Adam sezon başında yani diyor ki Porto deplasmanına gidiyor. Diyor ki benim diyor abi buradan diyor bir hafif diyor bir şey oldu galiba burada diyor. Ben oynamayayım diyor. Hoca bir basın medyanın önüne atıyor Eren'i. Diyoruz ki ulan bildiğimiz Fatih Hoca ne yapar? Fatih Hoca'nın bildiğimiz Fatih Terim'in yapacağı şey bundan sonra Eren Galatasaray formasının yüzünü göremez. Değil mi? Ya o gün kadro dışı bırakırım ya o gün. Çok ihtiyacım var. Ya ne ihtiyacım var abi Eren'e benim? 3 maç. Kaybedeyim abi 3 maçı da. Zaten kaybediyorum. Zaten kaybediyorum. Eren'le oynayınca sanki şey Messi'yle oynuyorum. Koy Maicon'u abi. Eren kadar oynar ya. İnan bana oynar yani. Belki de. Fatih Hoca ısrarla Eren. Allah'tan Sinan yok ha bak. Bir de Sinan olsa Galatasaray 9 kişi oynayacak. Sinan, Eren. 9. 9'sun ya. Sonra Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en az koşan takım. Bu mu abi sorumlusu? Yani federasyon mu sorumlusu? MHK mi sorumlusu? Bak ikisini ayırarak söylüyorum. Önce sen oynayacaksın abi. Sen kendi organizasyonunu yap artık. Yani sen bırak bu kavgayla, gürültüyle. Yani hep faturayı başkasına çıkarma. Galatasaray'ın bu noktaya gelmesinin bir numaralı sorumlusu Fatih Terim'dir. Bir numaralı sorumlusu. Ya Galatasaray maç kazanamıyor abi. Kim olacak bunun sorumlusu? Galatasaray'da oyuncu sakatlanıyor. Galatasaray fizik gücü düşük. Galatasaray en az koşan takım. Galatasaray hiçbir hücum organizasyonu yapamıyor. Haftalardır gol atamıyor. Haftalardır maç kazanamıyor. Bunun sorumlusu VAR ve hakemler mi olacak? Ya bu bana çok saçma geliyor. Bir sonraki habere geçelim. Soyunma odasında bir Zafer VTR'si varmış. Onu mu gireceğiz? Arkadaşlar tebrik ediyorum. Amerika'da teşekkür ederim. Büyük futbolcular büyük maçlar oynanır. Ve hepiniz büyüksünüz. Büyük insanlar küçük insanlar da uğraşmaz. Kartal size kavlamaz. Tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Ben Şenol Güneş'le dedi duymadım yalnız. Ben söyleyeyim sana. Büyük insanlar, büyük düşünür. Abi seni de duymuyorum şu anda. Sunacığım kulağından çıkabilir misin? Şimdi duyuyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Duyuyor musun şu an? Şimdi duyuyorum. Büyük insanlar büyük düşünür, küçük insanlarla uğraşmaz, kartal da sinek avlamaz. Hepinize teşekkür ederim deyip gidiyor soyunma odasında. Abi Ercan'a kartal sinek avlamaz mı çevirir acaba ya? Eagle wasn't eat snake falan gibi bir şeydir ya da. Sinek yok mu abi? Var snake mi? Yılandı bu arada. Aynen. Snake. Fly pardon. Ya şimdi Beşiktaş tarafından bakalım. Beşiktaş evet kazandı. Derbide gülen taraf. 3 puanın sahibi oldu. İyi futbol oynadı mı? 45'te iyi oynadı. İlk 45 iyi oynadı. İlk yarıda... Tamamında değil belki. Bir maç başlangıcı. Yani golü bulduktan sonra. İki yarı var ya. İlk yarı hangi yarı daha iyi oynadı? Beşiktaş ya ilk yarı da daha iyi oynadı. İkinci yarıda hocanın değişiklikleri. Sonra... Beşiktaş'ta Atiba güven değişikliği Galatasaray'a böyle bir hareket getirdi. Güveni de yalnız 45 dakika neredeyse hiç görmedik ya Gökhan. Hayır sistem anlamında söylüyorum. Güven'in bireysel adı kötü oynadı zaten. Hiç hani, yoktu ki. Kötü. Güven'le niye başlıyorsun zaten? Hani o tartışılır. Atiba varsa Atiba'yla niye başlamazsın? Bence hoca bir şeyler, hoca açıklamasını yaptı ya. Yani Lens sakattı diyor, oynatmam olmazdı diyor. Atiba iyi dinlenmiş, iyi çalıştı ama bak koydum oraya
kötü şey oynadı diyor, bir şey yapmadı diyor. Medel diyor, yine bir şey yapmadı diyor falan filan. Beşiktaş parası olmadığı için Pepe'yi oynatamıyor. Ödemelerini yapmadığı için Pepe'yi oynatamıyor. O ne o sakatmış yani. Diyorsun falan. Hani... Love peki? Abi Love mesela Lens sana maç kazandırmış. Onunla başla. Ama sakattı diyor. Ona bir şey diyemem ben. Sakattıysa. Yani sakattı niye kadroda? Sakattı niye sonradan oyuna sokuyorsun? Keşke sokmasaydım diyor da hoca. Yani Beşiktaş'ta Beşiktaş şimdi manşet atacağım da kimse yanlış anlamasın. Dur kazanmış Beşiktaş. Beşiktaş hadi peki hadi atayım. İçimde kalacak yoksa. Beşiktaş Şenol Güneş'e rağmen kazandı dünya. Oyuncu değişikliklerini anlayabilmek, ilk 11 tercihini anlayabilmek gerçekten mümkün değil. Hepimiz şaşırdık abi. Galatasaray niye kaybetti? Galatasaray niye kaybetti? Galatasaray zaten ne zaman kazandı ki? Ya, inanılmaz ya. Galatasaray ne zaman kazandı? Galatasaray bu kadar maç kaybediyor, puan kaybediyor. Hala zirvede nasıl abi. Nasıl oluyor? Demek ki iyi toplamış abi vakti zamanında. Zamanında iyi toplamış ama abi. Onun şey gibi, Ağustos böceği gibi. Beşiktaş kaybediyor, Fenerbahçe tabii, kaybediyor. Herkes kaybediyor. Onlar orada. Zaten hikaye yoksa şimdi bir anda kopar giderdin. Beşiktaş kaybediyor, Galatasaray berabere kalıyor. Beşiktaş kaybediyor, Kayseri'de 3 puan alıyor. Ver puan sıralamasını şimdi. Bak ver puan sıralamasını. Galatasaray eleştiriyoruz. Yerden yere vuruyoruz. Baksana abi şuraya. 24 puanla. 24 puanla. Antalya'yı, Trabzon'u övüyoruz mesela. 22 Trabzon. Galatasaray 3 puan alsaydı 27 yapıyordu. Başakşehir'e 3 puan yaklaşıyordu. O zaman Galatasaraylı oyuncu Beşiktaş kısmından değerlendirme. Galatasaraylı oyuncu kaybettiği 3 puanın ne demek olduğunu bilmiyor. Zerre kadar da umrunda değil. Galatasaraylı oyuncu grubu ya Fatih Terim'e ya yönetimi birilerini satıyor. Satmıyor. Birilerini satıyor. Oyuncunun kafası o kadar rahat gidiyor ki baba bu sene şampiyon olmasak da diyor. Oh diyor federasyon var diyor. Kimse bizle uğraşmıyor. Ya Gökhan daha önce de söyledik burada. Serdar Zageme top fırlatıyor. Galatasaray taraftarı ayakta alkışlıyor. Ya böyle bu noktaya gelmiş Galatasaray ya. Yani peki Fatih Hoca'yı nasıl Fatih Hoca bu noktaya nasıl geldi? Abi onu ben hiç anlamıyorum. Ya mesela bak mesela mücadele etmeyen oyuncu kenara bakardı. Şöyle bir tamam mı şu tarafta diyelim Fatih Hoca. Ya oraya bakmayı korkardı böyle. Bakamazdı yok yani. Yok abi öyle bir dünya kalmadı artık. Yani, ya nerede var ya? Fatih Hoca da öyle bir Fatih Hoca'da da artık öyle bir dünya yani, yok ki baba. Konsantrasyon bir motivasyon çok ciddi. Öyle bir dünya yok artık yok. Yani. Oyuncu senin var abi, var. 3 milyon 4 milyon euro alan oyuncuya sen daha oynatma falan. Abi maç başı veriyorsun. Ya oynatma işte Feguli'yi oynatmadın abi. Eren'i oynatıyorsun, Sinan'ı oynatıyorsun. Feguli'yi ben mi küstürdüm abi? Ya Fatih Hoca küstüm, ya Gomis gitti. Değil. Ya inanılacak gibi değil ya. Hala gom istiyoruz abi. Hala gom istiyoruz. Abi ne diyeceğiz? Eren oynuyor çünkü orada. Bak mesela Beşiktaş kaybetmiş olsaydı 21. Başakşehir'de 9 puan oluyordu Gökhan. 9 puan. Şaka gibi puan oluyordu. Bir de Başakşehir kaybetti yani. Evet. Başakşehir kaybetti yani. Kaybetti. Başakşehir Sivas'a kaybetti. Büyük sürpriz. Yani eğer Başakşehir Sivas'ı yenseydi şu anda mesela Galatasaray'da Allah neler söylüyorduk Allah bilir yani. Daha ne söyleyeceğiz bilmiyorum da yani dünyanın Çakır'ı dünya konuştu diyor. Bu haberi geçiyorum ya da okuyalım hadi izleyicilerimizle paylaşalım. FIFA kokartlı hakemin verdiği kararlar Beşiktaş Galatasaray derbisinin en çok tartışılan konuları oldu. Ha? Geç abi geç. Bu da yani... Sosyal medya listesi değil mi bu? Türkiye'de birinci oldu evet sosyal medya listesi. Sosyal ya medyaya göre Çakır, yaşamayacağız ya abi. Yani Cüneyt Çakır'ın tartışılmasını anlarım da dünkü derbinin sonucu hakem kararıyla belirlenmedi abi. Ben yani bu tartışmalara %100 karşı çıkıyorum. Hayır yani tartışılabilir. Doğrusu, ben de senin gibi düşünüyorum. Doğrusu bulundu yani. Tartışılabilir abi. VAR'a niye gitti? VAR'a niye bu kadar gitti? VAR niye kendi görmedi falan filan. Yani ama totale bakıyorum. Ben Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Galibiyeti hak yani şey olarak futbol olarak diyemiyorsun. Ya birisi kazanacaksa kazanan taraf Beşiktaş olmalıydı. Bence tam tipik beraberlik maçıydı sanki. Yani oyuna baktığım zaman 90'da. Pozisyonu yok Galatasaray'ın bari. Beşiktaş'ın da Beşiktaş'ın nasıl yok abi? İki tane %100 pozisyonu 3 olur maç ya. Çok risk olduktan sonra. Galatasaray'da pozisyonu var abi. Ne var? Feguli'nin vurduğu var. Sağdan bir tane kesti Ömer Bayram. Feguli'nin vurduğu 40 metreden. Hayır o değil. Maiko'nun ayak içiyle içeri bıraksa başka olacak. Yani bir tane direkten dönen topu var. Bir tane Ozan'ın pozisyonu var. Ömer Bayram sağ kanattan Lines kesti girer girmez saçma sapan bir vuruş yaptı. Pozisyon yani çaprazda vursan doğru dürüst. Ya şunları var ya ben olsa, pozisyon desem sen pozisyon demezsin ama bu pozisyon musun? Abi. Ama ben desem ben İnanmadım diyorum bunlara pozisyon, pozisyon sen bunlara pozisyon hayır, değil ama, derdin. Hayır. Şimdi bakıyorum mesela iş Galatasaray olunca pozisyon tabii abi pozisyon olmaz mı? Unuttum Ömer Bayram'ın pozisyonunu. Ömer Maiko'nunki de öyle. Yani. Var yani çok pozisyon var abi. Ya pozisyon var derken şöyle değil. Oh filan diyeceğim pozisyon Ömer yok. Ömer Bayram'ın ki ah diyeceğim pozisyon. Ben, hatta Ömer Bayram'ın diyeceğim pozisyon var ya. Tu Allah seni kahretmesin diyeceğim pozisyon. Tabii Hacı'ya Macı'ya gelince, Messi'ye gelince tık bakıyorsun. Tık bırakıyor abi. Yok, Ömer Bayram'ın vücudunun aldığı şekli gördün mü? Ya olacak iş değil. Olacak iş kendini değil. Kendini oraya ayarlayamıyor ki. İşi bu reklam değil. Reklam değil abi. İşi bu değil. Herif alışmamış ki.
Alışmamış da durmuyor biliyorsun. Yapma. Durmuyor reklam dedim.